Derya, Yunan basınında nasıl yer aldı dünkü büyük miting? Birçok farklı görüşten milyonların aktığı meydanların görüntüleri. Ne yönde değerlendirmeler yapıldı Yunan basınında? Yunanistan'da da oldukça büyük bir yankı buldu dünkü miting. Özellikle kalabalığın büyüklüğüne dikkat çekildi. Zira Yunanistan için hiç alışılmadık görüntülerdi bunlar. Oldukça büyük bir kalabalıktı. Yunanistan'ın neredeyse nüfusunun yarısı kadar bir kalabalıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla büyük bir etki de yaratmış oldu. Ayrıca kalabalığın coşkusuna da dikkat çekildi. Kalabalığın son derece coşkulu olduğu söylendi ve adeta bir fiesta havası, adeta bir bayram havası var denildi. Bunun dışında kalabalıktaki bayraklara da dikkat çekildi. Sadece Türk bayraklarının olmadığı, özellikle başka ülkelere ait bayrakların da olduğu vurgulandı. Bu da Türkiye'ye diğer ülkelerden yapılan desteğin bir göstergesidir şeklinde yorumlar yapıldı. Televizyon kanalları muhabirleri aracılığıyla, İstanbul'daki muhabirleri aracılığıyla buradaki gelişmeleri aktarmaya çalıştılar. Bugünün gazetelerine yansıyan manşetler de vardı. İstanbul doldu, taştı. Türkiye yeni bir döneme giriyor gibi vurgular yapılmıştı bu gazete başlıklarında da. Kemalizm'den Türkiye Erdoğanizm'e geçiyor diye yine yorumlar vardı, yazılar vardı. Bunun dışında tabii ki Yunanistan'ın Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip etmesinin iki önemli sebebi var. Bir tanesi mülteci sorunu, bir diğeri de idam cezasının geri gelip gelmeyecek olması. O yüzden dün yapılan konuşmalar oldukça önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı idam cezası halk isterse gelebilir şeklindeki açıklaması da Yunanistan'da oldukça dikkatle izlendi. Çünkü Yunanistan'da darbeci askerler bulunuyor. 8 darbeci asker darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçmıştı. Ve Yunanistan bu darbeci askerlerin iade işlemlerinin idam cezasına bağlı olarak değerlendirileceğini söylemişti. Dolayısıyla bu konuda yapılan açıklamalar da Yunan basınında ve Yunan kamuoyunda yakından takip edildi. Evet, teşekkür ediyoruz. Demokrasi ve Şehitler mitinginin Yunanistan'daki yansımalarını aldık. Atina'da bulunan arkadaşımız Derya Özcan'dan.